General Tom Shand'in anılarından ilginç bölümler İngiliz ordusunun Kutül Amare'deki komutanı General Tom Shand, 1920 yılında yayınlanan Mezopotamya Seferim isimli kitabında ilginç bilgilere yer vermektedir. Tom Shand'in bildirdiğine göre, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu saflarında 1 milyonu aşkın Hint kökenli asker savaşmıştır. Bunların bir kısmı muharif, bir kısmı da destek birliğidir. Savaş boyunca bu askerlerin 74 binin yaşamını yitirirken 67 bin kadarı yaralandı. İngiliz 6. Hint tümeninde Hindular, Sihler, Bangladeşliler, Gurkalar ve Müslüman Peştunlar vardı. Tom Tonshend, Osmanlılara karşı komuta ettiği ilk savaş olan Kurna Muharebesi'nde Müslüman kökenli askerlerin Türklere karşı savaşmak istemediğini anlatmaktadır. Kitabında Hint kıtalarındaki diğer Müslüman askerlerin ilerleyen muharebelerde de benzer tavırlar sergilemeye devam ettiğini yazar. Tarihi kaynaklara bakıldığında Hint Müslümanlarının halifenin askerleri olarak tanımladıkları Müslüman Türklere karşı savaşmak istemedikleri açıkça gözlemlenebilmektedir. Irak cephesinin açılmasından itibaren Şii Müslüman Hintliler dahi bölgede Türklere karşı savaşmayı reddetmişlerdir. Irak'ta Selman-ı Pak yakınında gerçekleşen çatışmaya 3 Hint alayı katılmayı reddetmiş ve kitle halinde İngilizlere isyan etmişlerdir. İngilizlere karşı en büyük Hint isyanı ise Singapur'da gerçekleşmiştir. İngilizler safında Osmanlı Müslümanlarına karşı savaşmayı reddeden Hintli Müslümanlar toplu halde isyan başlattılar. 15 Şubat 1915 tarihinde başlayan bu isyan, Peştun, Mogul ve Rajput asıllı Müslümanların oluşturduğu 5. Hafif Piyade Alayı'nda çıkmıştı. Müslüman askerler İngiliz bayrağı altında Avrupa'ya götürülüp Osmanlı'ya karşı savaşmak istemiyorlardı. Ancak bu isyan söz konusu alayın başında tecrübeli bir subayın olmaması nedeniyle etkisiz kalmıştır. Singapur'daki İngiliz koloni yönetimi bölgedeki Fransız ve Japon müttefiklerin de desteğini alarak isyanı bastırmıştır. Kurulan sözde askeri mahkemenin aldığı jet karar ile 850 asker ve 200'den fazla subayın oluşturduğu Müslüman alayın yarısı kurşuna dizilerek veya asılarak idam edilmiştir. Geri kalanlar ise ya ağır hapis cezalarına çarptırılmış ya da Kamerun ve Alman Doğu Afrika'sına gönderilerek Almanlara karşı savaştırılmıştır. 1917 yılında ise bu birlikler Türk taraftarlığı ile tanınan Malezya Devlet Muhafızları ile birlikte Aden'de zorla Osmanlı'ya karşı cepheye sürülmüştür. Bu vahim olay tek başına İngilizlerin devletinin Müslümanları Müslümanlara kırdırma politikasını nasıl zorla gerçekleştirdiğini gösterir niteliktedir. Müslümanlara karşı savaşmak istemeyen cesur Hint askerlerse böylesine bir hainliğin içine girmektense şehit olmayı göze almışlardır. Kapsamlı tarihi bilgilerin İngilizlerin derin devleti elemanları tarafından özenle saklandığı burada önemli belirtilmektedir. Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı'ya bağlı Müslümanların büyük bir kısmının Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettikleri ve bu nedenle de şehit olmayı göze aldıkları bilinmektedir. Fakat o döneme ait belgeler genellikle İngilizlere ait kaynaklar ile sınırlıdır. Dolayısıyla bu konuda İngilizlere karşı gerçekleştirilen isyanlar özenle gizlenmiş, Müslüman ittifakı tarihten silinmeye çalışılmıştır.